Türkiye'yi terörle mücadelede yalnız bırakan Avrupa ülkeleri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yüzlerce FETÖ-PDY üyesini kabul etti. Türkiye'yi terörle mücadelede yalnız bırakan Avrupa ülkeleri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yüzlerce FETÖ-PDY üyesini kabul etti. FETÖ üyeleri bu ülkeler arasında en yoğun ilgiyi ise Almanya'ya gösterdi. Sayıları yüzlerle ifade edilen terör örgütü üyesi Almanya'ya sığınmacı olarak yerleşti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre FETÖ milyonlarca dolarlık ekonomik varlığını Almanya'ya aktardı. Şirket, dernek, vakıf ve okullarla Almanya'da bir güç odağı olmayı hedefleyen FETÖ, ülkeye asker, polis, savcı, hakim olan üyeleriyle aynı zamanda bir istihbarat kaynağı olduğu mesajını da verdi. Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü yoğun diplomatik çalışmalara rağmen Almanya'nın terör örgütü FETÖ'ye karşı tutumunun beklenilen seviyede olmadığı belirtildi. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Almanya'da bulunan derneklerinin kapatılmasına yönelik bir tavır sergilenmeye başlandı. Ancak FETÖ vakıflarına karşı böyle bir anlayışın sergilenmediğini bildirdi. Terör örgütü PKK'nın Almanya'nın baskısı nedeniyle bu ülkeden çıkmaya başladı. Hollanda ve Belçika gibi ülkelere yerleşmeye başladığı da belirtildi. Kaynaklar FETÖ'nün Almanya'dan sonra en yoğun ilgi gösterdiği Avrupa ülkelerinin Belçika ve Fransa olarak öne çıktığını ifade etti. FETÖ'nün Avrupa'da yerleşme, Güney Asya, Balkanlar, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde ise yapılanma stratejisi yürüttüğünü belirten güvenlik kaynakları, eğitim faaliyetleriyle bürokrasiye sızmaya çalıştıklarını bildirdi. FETÖ'nün STK ya da siyasi bir oluşum değil bir terör örgütü olduğunun muhataplara anlatıldığını belirten kaynaklar, yalnızca Türkiye için bir tehdit olmadığı, örgütün faaliyet gösterdiği her ülke için potansiyel güvenlik zafiyeti oluşturduğunun delillerle sunulduğunu bildirdi. FETÖ ile ilgili elde edilen tüm güncel bilgilerin, delillerin bu ülkelerle paylaşıldığını belirten kaynaklar, Türkiye'de FETÖ'nün nasıl bir faaliyet yürüterek sistemin kılcal damarlarına kadar girebildiklerini yargı dosyalarıyla iletildiğini aktardı.